Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel sıralı bir lifin anlatımını yapacağım. Hanımlar, ip olarak iki renk ip kullanıyorum. İplerin bonbon marka, tığ ise 2 numara, 1.75 milim. Ve hemen lifimin yapımına geçiyorum. Hanımlar, başlangıç olarak şöyle zincir yapalım. İlk zincirimi şöyle kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde lifimizi istediğimiz boyuta gelene kadar ayarlamamız gerekiyor. Kare lif yapacağız hanımlar. Uzun isterseniz veya büyük isterseniz ona göre alttaki zincirleri çoğaltıp eksiltebilirsiniz. Ben şimdi istediğim boyuta gelene kadar size ölçü olarak da vereceğim. Hanımlar, ölçü olarak şöyle 30-35 santim. Şöyle isterseniz küçük veya dediğim gibi büyük yapabilirsiniz. Şimdi zincirlerimi yaptım. Bir tane zincir daha çektim. Bir kere başına doluyorum. Hemen burada üçüncü zincirime batıp şöyle çıkardım. Araya bir zincir başına doladım. Bir atlıyorum hemen ikincisine. Şöyle kapattım. Bir zincir, bir atlıyorum. Bir sık iğne. Bir zincir, bir atlıyorum. Şöyle sık iğne. Bir zincir, bir atlıyorum, sık iğne. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar yapalım. Hanımlar, bu kadar yaptım gördüğünüz gibi. Şöyle. Şimdi burada 4 tane zincir yapalım. Bakın, başına doluyorum. Hemen şuraya bir tane fıstık dolgusu. Fıstık dolgularımızı hanımlar beşli yapabiliriz. Ne kadar dolgun olursa o kadar güzel durur. Şöyle yandan tuttum, kapattım. Arasına hiç zincir yapmadan hemen şuraya batarak aynı şekilde yapıyorum. Yandan tutmayabilirsiniz. Bu şekilde direkt kapatabilirsiniz. Tekrar ileriye batıp bir tane fıstık dolgusu. Dediğim gibi ister yandan tutun ister tutmayın. Çok önemli değil. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle kapattım. Araya kesinlikle zincir yapmıyoruz. Zincir yaptığımız zaman toparlanma oluyor. O yüzden zincirsiz bu şekilde devam edelim. Bir, iki, üç, dört ve beş. Hanımlar, sıramızın sonuna kadar aynı mantıkla ilerleyip gelelim. Hanımlar, bu şekilde sıramın sonuna kadar geldim. Bu arada benim lif biraz büyük olacak, öyle görünüyor. Uzun yaptım sanırım. Şöyle birinci sırayı yaptım. Bakın, ipimi burada bıraktım. Şimdi hemen sarı ipimi alıyorum ve hemen şuraya sabitliyorum. Buradan çekiyorum. Şu tepeye bir tane şöyle sık iğne yapsın. Araya bir zincir. İsterseniz başına dolayın, isterseniz dolamadan şöyle sık iğne. Bir zincir başına doluyorum hemen bir atlayarak. Sık iğne. Şöyle devam ediyorum. Bakın, bir zincir fıstığımı şuradan atlıyorum. Hemen araya batıp sık iğne. Bir zincir sık iğne. Bir zincir şöyle sık iğne. Dilerseniz başına dolamadan da yapabilirsiniz. Ben birinci sırada başına doladım.
O yüzden aynı şekilde devam ediyorum. Sıramızın sonuna kadar aynı mantıkla devam edip gelelim. Hanımlar, sıramın sonuna geldim şöyle. Şimdi sıranın sonunda yine 4 tane zincir, hemen şunu çeviriyorum. Başına doladım. 1 2 3 4 ve 5. 5 batımlık bir fıstığımı yaptım. İlk fıstığımı şöyle yandan tuttum, kapattım. Arasına hiç zincir çekmeden ileriye 1 tek seferde çıkardım. Tekrar ileriye 5 batımlık bir tane fıstık dolgusu tek seferde kapattım. Hanımlar, lifimiz oldukça kolay bir model. Bunu yelek veya battaniye modellerinde de kullanabilirsiniz. Gerçekten kolay ve şık bir model. Hanımlar, sıramızın sonuna kadar devam edip gelelim. Hanımlar, bu şekilde yine sıramın sonuna kadar gelmiş oldum. Şimdi bakın, buradan beyaz ipimi hemen alıyorum ve beyaz ipimle devam ediyorum. Şöyle beyaz ipimi aldım. Örgümü çeviriyorum. Şuraya bir tane sık iğne, bir zincir, başına doladım, şu araya batıp şöyle sık iğne, bir zincir, sık iğne, bir zincir, sık iğne. Mantığımız aynı, sıralarımız aynı şekilde bittikten sonra tekrarlanıyor. Bu sırayı da beraber yapalım hanımlar. Diğer kalan sıraları ayrı yapacağız. Dediğim gibi siz alttaki zincir sayınızın biraz daha az yapabilirsiniz. Ben çok yaptığım için benim lif biraz büyük olacak. Ya da büyük seviyorsanız aynı şekilde yapabilirsiniz. Hanımlar, yine sıranın sonuna geldim. Çevirerek sıramın başına geliyorum. Ve burada tekrar fıstık dolgusu yapalım. Şöyle başına doladım. 1 2 3 4 ve 5. Başına doladım. İleriye 1 2 3 4 5. Tek seferde kapattım. Başına doladım. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Hanımlar, mantığımız aynı olduğu için fazla videoyu uzatmayacağım. Bir sıra, iki sıra, bu şekilde birkaç sıra yapalım. Lifimiz istediğimiz boyuta gelene kadar devam edip gelelim. Hanımlar, dediğim gibi bu şekilde devam edelim. Ben bir sıra daha yaptım renk uyumunu göstermek için. Bu şekilde bir sarı bir beyaz yaparak lifimizi büyütüp gelelim.